gibi sıkıntı yok zannedersem evet. Değerli arkadaşlar mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Oğuz yine çok hızlı bir Bitcoin analiziyle karşınızdayım. Hemen uzatmadan şöyle aylık tabloyla başlayalım. Öncelikle orta uzun vadeli periyotlarda geçmemiz gereken seviyeler olmasına rağmen tablolarda bir olumsuzluk gözükmüyor. Mesela aylık tablo bu şekilde, 3 haftalık aynı şekilde, 2 haftalık bunlar sıkıntısız gözüküyor. Tabi biraz haftalık ve daha aşağısına indiğimizde tablolarda belli başlı özellikle momentumsal olarak yorgunluk belirtileri olsa da tabi buralarda bir satım sinyali veya onaylanmış bir ayı uyumsuzluğu gibi görüntüler bulunmuyor. Mesela burada hatta biraz daha geriye gittiğimizde Burada swing olarak bir long fırsatı ve bir spot alım fırsatının da olmuş olduğunu ifade edebiliriz. Burada artık desteğe çok fazla yaklaştık. Burada 29.750 siz buna 30.000 dolar değil. 30.000 doların altındaki günlük kapanışla stop olacak şekilde spot alım veya bir swing olarak bir long pozisyon burada deneyebileceğinizi düşünüyorum ama ilgili kapanış geldiğinde muhakkak stop olmayı veya spottakileri satmayı unutmayın arkadaşlar. Mesela ben açıkçası böyle bir kapanış olduğunda portföyümün %15'ini satmayı düşünüyorum. Çünkü bu kapanışla birlikte hatta swing olarak short pozisyon bile denenebilir. Çünkü burada biz fiyatın kademeli bir şekilde 28800 akabinde 27700 ve daha sonra 26300 seviyeline kadar gerilediğini görebiliriz. Tabi burada düşüş başladıktan sonra bunun nerede biteceğini öngörmek çok kolay olmayabiliyor ama böyle bir hareket gelirse de oturur yine birlikte analizini yapar. Son durumu sizlere aktarırız. Hemen buradan 4 saatlik tabloya baktığımız zaman da 4 saat ve bu arada günlük tablo için şunu da söyleyelim madem. Momentum bazında burada bir ayı uyumsuzluğu onaylanmıştı. Burada para akışı şimdilik nötr devam ediyor. Eğer biz burada para akışının da kafasını aşağıya çevirdiğini görürsek evet biz 30 bin doların altına iniyoruz ve diğer az önce ifade ettiğimiz seviyelere düşmeye başlıyoruz diyebileceğiz. Ama şu anda Para akışı endeksi pozitif yönde yani nötr ilerliyor ama kafasını yukarıya çevirmiş durumda ama bir kesişim yok. Bu buradan zaten yeşile geçtiği anda az önce söylediğim hem spot alımdan hem de long pozisyondan kazanç elde edebileceğinizi düşünüyorum. Bununla beraber hemen 4 saatlik tabloya geçelim daha fazla uzatmadan. Şimdi 4 saatlik görünümde bakın görmüş olduğunuz gibi hemen hemen fiyat buradaki 30 bin dolar desteğini tutmayı başardı. Altına ufak bir kapanış gelse de hemen buraları korudu ve tekrar direnç alanlarına doğru bir atak gerçekleşti. Bizim için burada önemli olan durum 30.350'nin üzerinde bir 4 saatlik kapatmak arkadaşlar. Eğer bunu başarabilirsek fiyattaki bir sonraki hedefimiz bakın doğruca tekrar 31 bin dolar Olacak. Buranın üzerinde kapatmamız durumunda da işte 31 bin, 31 bin 250. Yani ben 31 bini de kabul ediyorum ama buradan neticede bir direnç alanı oluştu burada. Bunu da ifade edelim. Direkt olarak fiyatta bakın bir sonraki gideceğimiz seviye 32 bin dolar seviyeleri olacak. Geriye doğru 30 bin doların altında bir kere daha 4 saatlik kapatmamaya dikkat etmemiz lazım. Çünkü bakın kapattığımız anda zaten 29 bin e de yakın seviyeye indik neredeyse. Bir daha eğer 30 bin doların altında bir 4 saatlik kapanış olursa fiyat aynen 29.500 ve tekrar 29.400 seviyelerine kadar geri çekilecek. Zaten buranın altındaki 4 saatlik kapanışı konuşmak da istemiyorum. Çünkü hedefimiz 28.700 seviyeleri olacak. 4 saatlikte de aynı görüntüyü görüyoruz. Momentumsal bazda bir toba oluşmuş. Şimdilik fena değil ama yeterli de değil. Yani 30.350'nin üzerinde 4 saatlik kapatırsak çok daha iyi gözükür net olarak buradan patlamayı yaparız. 31 bin küsuratlara kadar. Ama burada hala risk devam ediyor. Çünkü money flow sıfır çizgisine oldukça yakın. Söylediğimiz destek ve direnç alanlarına riayet ederseniz sizin için çok daha güzel olabileceğine inanıyorum. Ve bu arada 4 saatlikte özür saatlik tabloda bir red blue diamond yanmış. Aslında bu çok olumsuz bir görüntü. Yani bu bir satım sinyali en nihayetinde. Hemen şöyle bir destek alanlarına bakalım. Burada sizin için konuyu değerlendirelim. Bakın burada neredeyse direnç alanlarına yakınız değil mi? Ve red blue diamond geliyor. 4 saatlik görüntüde mesela ben şu anda trade ediyor olsaydım. E, ya long pozisyona girer spot alım yapardım ve 30 bin doların altındaki 4 saatlik kapanışı beklerdim ve 30 bin üzerine geçtiği zaman eklerdim. Eğer daha güvenli bir trade arıyorsam 4 saatlik tablo için tekrar karşımıza alalım. 30.350'nin üzerindeki 4 saatlik kapanışla az önceki söylediklerimi yapardım. Yani spot almak ve long pozisyona girmek konusunu bu şekilde düşünebilirdim. Ama saatlik tabloda bakın bunların ikisi farklı görüntülerdir arkadaşlar. Kafa karışıklığı oluşturmaya çalışmıyorum. Herkesin vadesi farklı. Herkesin trade ederken baktığı görüntü de farklı. Şimdi bununla 4 saatlik bir değil. Daha önce de bu konuya izahat getirmiştik ama yeniden belirtelim. Mesela saatlik tabloya bakarak işlem yapsaydım buradan çok net bir şekilde 30350'nin üzerinde bu seferki gelecek olan saatlik kapanışlarda stop olmak koşuluyla bu sefer buradan bir short pozisyon denerdim ve hedefi arkadaşlar 29700'lere işte 29850 29700 civarlarına koyardım. Ha baktım ki buradan eğer fiyat gelip 30350'nin üzerinde saatlik kapatırsa bu sefer short pozisyonu kapatıp long pozisyona dönerdim. Ama mevcut görüntü çok olumlu gözükmüyor. Para akışı endeksi kafayı aşağı eğirim eğmiş bir satım sinyali var ve bu Red Blue Diamond dediğimiz kullanmış olduğumuz göstergedeki en tehlikeli satım sinyallerinden birisiyle ve burada DBSI ay tarafında da 22 gibi bir rakamla ki 13 veya üzerinde bir rakam mumun üzerinde geliyorsa bir satım sinyali altında geliyorsa bir alım sinyalidir. Ve bu, bu bir momentum göstergesidir. Tabi %100 çalışacak diye bir şey yok. say yani Dual Bands Strength Index ikili bant güç endeksine göre de 45 dakika içerisinde e, bir satım sinyali gelecek. Daha onaylanmadı ama bu satım sinyali geliyor. Ama yine de buradan short pozisyon denenebileceğini şahsen düşünüyorum. İsterseniz onayını da bekleyebilirsiniz. Zaten böyle bir fiyatta kapatırsa e, 45 dakika sonra bilin ki onaylanmıştır bu şekilde düşünebilirsiniz bunun yanı sıra Amerika'da endekslere bugün çok bakmak istemiyorum çünkü piyasa zaten kapalı bildiğiniz üzere ama şunu ifade edeyim QuantVideo grubumuzda işlemlere başladık şimdilik hani iyi gitmiyoruz Böyle biraz ufak sendeliyoruz. Tabii biz burada trend kovalıyoruz. Yani kısa vadeli hemen destekten alıp, dirençten satıp, kar alıp çıkalım değil. Büyük trendleri kovaladığımız için ve piyasada haliyle yatay gittiği için şu anda kısa vadeli görünümde. Biraz tabii ki orada işler iyi gitmiyor. Ama yarın öbür gün zaten o trendler belirginleşip patlama geldiği zaman bizim metodumuzun ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. O yüzden muhakkak. Bizim davet kodumuzla Quantfy'ye kayıt olduktan sonra açıklama kısmındaki linklerden Telegram grubumuza gelin ve ücretsiz alım satım grubumuza dahil olun. Quantfy'deki diğer opsiyonlardan, diğer seçeneklerden faydalanın. Çünkü sadece kripto paralar yok Quantfy'de. Biz bu piyasaların hepsini trade ediyoruz. İsterseniz şöyle Quantfy'yi bir tanıyalım, sonra devam edelim. Videonun bu bölümünde sizlere işlem yapmış olduğum platformu göstermek istiyorum ki zaten eğer beni devamlı takip ediyorsanız Q&Free'yi bilirsiniz. Peki neden Q&Free'yi bir buçuk yıldır kullanıyorum? Çünkü işlem ücreti ve komisyon yok arkadaşlar. Bunun bize ne karı var diye soracak olursanız. Bakın yaklaşık olarak bir buçuk yılda 1500 dolar geçen yıldan yaklaşık 180 dolar da bu yıldan olmak üzere ortalama olarak 2000 dolara yakın bir parayı tasarruf etmişim. Bakın burada da otomatik olarak hesaplanıyor oluşu ayrıca güzel. Yani 2000 dolar paraya baktığınız zaman ortalama olarak yaklaşık 40 bin lira bir para yapıyor. Yani böyle bir para Q&F kullandığım için benim cebimde kalmış. Benim için en büyük artısının bu olduğunu söylemem lazım. Tabii ki bunun yanı sıra de hisse senetlerinin oluşu, kripto çiftlerinin oluşu, ETF'lerin oluşu, endeks vadeli işlemlerinin, MT vadeli işlemlerinin oluşu tabii ki hepsi ayrı ayrı bizim forex çiftlerinin oluşu yine aynı şekilde. Bizim için Quantview kullanmamızda ayrıca itici sebepler oluyor. E bununla birlikte zaten işlem yapmak oldukça basit. Direkt buradan long short işlemlere girebiliyorsunuz. E bunun yanı sıra teknik analiz kısmında göstergelerden dilediğiniz kadar gösterge seçip kullanabiliyorsunuz. Paneller oldukça kullanışlı ve burada arama kısmına yazdığınız zaman mesela örnek veriyorum kripto paraları mı görmek istiyorsunuz? Buraya kripto yazabiliyorsunuz veya burada hisse senetlerini mi görmek istiyorsunuz? Buraya yine aynı şekilde gelip hisse yazıyorsunuz olayı bitiriyorsunuz. Yine emtiaları görmek isterseniz emtia yazarak forexleri görmek isterseniz mesela forex işlem çiftlerini buraya forex yazarak ETF'leri görmek isterseniz buraya ETF yazarak hepsini görebiliyorsunuz. Yani oldukça kullanışlı güzel bir platform. İlerleyen dönemde arkadaşlar şimdi mesela her zaman so sorulan soru şu. Bunlara eğer komisyon almıyorlarsa nereden para kazanıyorlar? Kullanıcıların alış trade alışkanlıklarına göre bir algoritma oluşturmuş Quantfree ekibi ve bunun üzerinden trade ediyor ve bunu yakında kullanıcılarına açacak. Bu çok önemli bir özellik. Yakında yani sizler de Quantfree gibi bir trade e, felsefesini e, kendi hayatınıza kopyalayarak trade edebileceksiniz. Bunun için tamamen işlemler basit olacak. Yani paranı yatır, kilitle, staking mantığı gibi kilitle bile olmayacak belki de tam henüz detaylar belli değil ve Kuenfiri yapmış olduğu trade felsefesiyle otomatik olarak havuza sizin paranızı da ekleyip trade edecek ve size buradan kar payı verecek. Bu oldukça müthiş bir özellik. Yani daima paranızın bir kısmını özellikle ayı piyasalarında e, burada değerlendirebilirsiniz. Güzel bir opsiyon olmuş oluyor zaten para yatırma çekme işlemleri oldukça basit. Spot cüzdan cüzdan da var bu arada. Yani isterseniz hani vadeli işlem yapmak istemezseniz burada spot cüzdan olarak da paranızı saklayabilirsiniz. Yani bir gün olur Tether'in başına bir şey gelir diye korkanlar için burada US dolar seçeneği de var. Yani direkt dolar olarak tutabiliyorsunuz. E bunun yanında para yatırma işlemi oldukça basit. Normal geleneksel kripto para borsalarına nasıl para yatırılırsa bu cüzdanı götürüp e, çekeceğiniz parayı çekeceğiniz borsadan yapıştırarak gönderebiliyorsunuz veya kartla işlem yapabiliyorsunuz. Mesela burada kartla satın al kısmına gelirsiniz banka kartı bilgilerinizi işte miktarı seçerek doldurursunuz ve buna göre de yatırım işleminizi yapabilirsiniz diyerek bu videoyu burada sonlandıralım ve asıl videomuza devam edelim. Dominansa geçmeden evvel TradingView'ye yeni bir güncelleme geldi ve artık mobil aplikasyonlar üzerinde de TradingView ekranlarından analiz yapılabiliyor. Bu gerçekten önemli bir güncellemeydi. Bunun için biz bastırdık. O yüzden bunun da bilgisini verelim ve bununla birlikte kayıt olduğunuz takdirde doğrulama bizim özür davet kodumuzla bir sefere mahsus yapmış olduğunuz ilk işlemden sonra 3 dolar ile 250 dolar aralığında rastgele bir ödülü de alıp kullanabileceksiniz. Bunu da ifade ederek hemen şöyle bir dominans tarafına geçelim. Dominans kısmında %51'in altına inmediğimiz müddetçe evvela zaten daha önce de konuşmuştuk. Hiçbir sıkıntı olmadığından bahsetmiştik ve şu anda dominans tablosu en azından şimdilik sıkıntı yokmuş gibi gözüküyor. Burada 51'in üzerinde kaldığımız müddetçe zaten hiç sıkıntı yok. Ama 51'in altına gelse de orta vadeli yine sıkıntı yok. Çünkü 47 seviyesinden geçiyor haftalık bazda hareketli ortalamamız. Bunun altında haftalık kapatırsak ancak bir uzun vadeli bir alt koyunlarda alt rally görebiliriz. Haricinde mesela burada 47'ye kadar düştüğümüzü düşünün. İlk etapta 51'in altında kapattıktan sonra tamam alt koyunlarda yükseliş gelir ama bunların hepsi Kısa vadeli olarak kalır arkadaşlar bizim için çok fazla bir şey ifade etmez. Burada total iki tarafında zaten konuşmuştuk e, alım yapacaktık aslında bu pazar günü ama istediğimiz gibi bir kapanış gelmedi. Henüz daha altcoin almıyoruz arkadaşlar daha güvenli ilerliyoruz. Yani portföyümüz e, tamamen neredeyse bitcoin'den oluşuyor. O yüzden ben şu anda bu şekilde ilerliyorum. Çünkü alt altcoin alacak e, kadar güvenilir bir ortam göremiyorum yani. Bitcoin dominansını gördünüz. Güzel gözüküyor. E, total 3 henüz daha mesela seviyeyi direnç seviyesini geçememiş. Mesela burada total 3 özür diliyorum şu anda görmüş olduğunuz geçememiş. Total 2'de de benzer bir görüntü var. Yani ne total 2 hareketli ortalamaların üzerine kapatabildi. Burası 565'ten geçiyordu. 565 milyardan. Bunu total 3 yapamadı. Total 2 yapamadı. Ethereum'un da dahil olduğu market cap bunu yapamadı. Total 3 Ethereum harici diğer altcoin'leri kapsayan market cap de bunu yapamadı. Yani 350 milyarın üzerine kapatamadı. Yani bu görüntüler oluşmadan çok altcoin almaya sıcak bakmıyorum. Ama yani siz tabii ki en son en nihayetinde siz kendiniz bilirsiniz ama size de tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Dominans böyle gözüküyorken ağırlıklı olarak en azından Bitcoin yatırımını devam ettirmek gerektiğini düşünüyorum diyerek hemen buradan Solana'daki bu arada yükseliş devam ediyor. Geçen yayında bir arkadaşımız sormuştu bu arada hedeflere geldi. Solana ha yani biz analiz yaptığımızda hedeflere hedefleri ifade etmiştik ve bu hedeflere geldi. Yoksa bizim yapmış olduğumuz bir alım yok. Burada yanlış anlaşılmasın. Solana eğer burada 22 doları da geçebilirse hedef burada ortalama olarak ilk etapta 25 akabinde 31,5 dolar olacak hazır önümüzdeyken. Bunu da ifade edelim. Bu da bir bonus olsun. Hemen buradan Ethereum'a geçelim. Ethereum e, görüntüsünü de e, tabii ki dün bir satım sinyali geldi. Bakın mesela daha Bitcoin'de satım sinyali yok günlük bazda ama Ethereum hemen buna bir reaksiyon verdi. Bugün de short sinyali geliyor. Yani bizim için burada önemli olan şey yani özellikle 1800 doların altına inmemesi. Yoksa işte 1750. Tamam buralar belki 1750 hatta 1700'e kadar bile geri gelebilir. Bunlar bir sıkıntı teşkil etmeyebilir ama özellikle 1700'ün kaybında 1450 dolarlara kadar geri çekilme devam edebilir. E burada takip ediyor olacağız. Ha istiyorsanız alım yapmak bence en azından 1870 doların üzerinde tekrar bir kapanış beklemenizi şahsen öneririm. Ethereum'daki son durum bu şekilde. Ha Ethereum'da mesela bir ayı uyumsuzluğu yok ama Burada oluşabilir yani bir sonraki aşamada eğer Bitcoin de buradan salarsa Ethereum'da böyle bir görünümü e, görebiliriz arkadaşlar bildiğiniz olsun. Ethereum Bitcoin görüntüsünde zaten biz 6000 Satoshi'ye kadar düşeceğini ifade etmiştik. Buraya kadar da düşüş devam ediyor gibi gözüküyor. Yani şu anda herhangi bir dönüş emaresi veya başka bir şey göremiyorum. 6000 Satoshi'nin eğer altına inecek olursak bilin ki artık ufak ufak 5870 Satoshi'lere kadar Gerileme devam edecektir. Zaten bunun altını konuşmak bile istemiyorum. Yani 5400 ile 5200 Satoshi'lere kadar düşeriz ki bu başta Ethereum olmak üzere diğer bütün altcoin'lerin Bitcoin karşısında çok fazla güç kaybettiği anlamına gelir. Diyerek bu videoyu burada sonlandıralım. Umarım tatmin edici, bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bütün fikirlerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında ifade etmeyi unutmayın. Ve devamını izlemek için de tabii ki kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. İyi geceler. Bol kazançlar efendim.